böyle bir günde, böyle zor zamanda yanımızda oldukları için, bize destek verdiklerinden dolayı hepsine minnettarız. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hakiş Bolu İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanı, Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar'a destek ziyaretinde bulundu. Teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Ziyaretin ardından Hakiş Bolu İl Başkanlığı binası önünde açıklama yapan Mahmut Arslan, bütün iş yerlerinde çalışanların şiddete ve tacize karşı korunması mücadelesini yaptıklarını vurguladı. İLO'nun 190 sayılı sözleşmesinin imzalanmasını istediklerini söyledi. Hakiş son dönemde özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun 190 sayılı iş yerinde şiddet ve tacize karşı mücadele sözleşmesinin Türkiye tarafından imzalanmasını istiyoruz. Bu sözleşme ILO'nun 100. yılında bütün emekçiler için tarihi öneme sahip olan maddelerinin bir an evvel Türkiye'de uygulanmasını talep etmeye devam ediyoruz. Bolu Belediye Meclisi bir kamu hizmeti yapıyor. O meclis çalışmaları bir kamu hizmetidir. Kamu hizmeti vermekle yükümlü olan meclis üyeleri ve belediye başkanının o kamu hizmetinin yapılması sırasında ayrımcılığı, özellikle şiddet ve tacizi en ağır şekilde uygulayarak aslında kamu görevini de istismar etmiştir. Kamu görevinde yapması gerekenleri ihlal etmiştir. ILO 190 sayılı sözleşmeyi de ihlal etmiştir. Biz Hakiş olarak hem işyerlerimizde hem de sendikalarımızda hem de konfederasyonumuzda sıfır şiddette sıfır tolerans belgesini imzalayan bir kuruluş. Demokratik olarak tepkilerini de ortaya koyacaklarının altını çizen Mahmut Arslan, Bolululardan talepleri olduğunu kaydetti. Bu ahlaki olmayan tutumun hesabının sorulması gerekiyor. Biz demokratik olarak tepkilerimizi ortaya koyacağız. Bolu halkından da bir talebimiz var. Sizin helal oylarınızla seçilmiş bu belediye başkanına haddini bildirmek de size düşüyor. Bu konuda gereken tepkileri, gereken uyarıları, gereken adımları Bolu halkının da atmasını istiyoruz. Arslan, yaşanan olay sonrasında Başkan Özcan'ın Hacer Çınar'dan hiçbir şekilde özür dilemediğine de dikkat çekti. Hiçbirimizin bir başkasına ifade etme hakkı olmadığı bu ifadeleri belediye başkanlığı koltuğunda oturarak pervasızca, utanmazca, hakikaten gerinerek bu ifadeleri kullanmış olması da büyük bir üzüntü kaynağı. Özür dilemesini bekledik. Hacer Hanım'la da görüştük. Bu yapılanlardan özür dilemesi istendi. Bu özür dileme süreci de ne yazık ki gerçekleşmedi. Biz bu aşamadan sonra bu belediye başkanlığı, Bolu Belediye Başkanlığı görevini derhal bırakmasını istiyoruz. Arkadaşlarla beraber...